molar kütlesi 28,1 gram bölü mol olan C2H4 formülü etilen, molar kütlesi 46,1 gram bölü mol olan C2H5OH formülü etanolden katı bir kataliz kullanılarak yapılan dehidrasyonla elde edilebiliyor. Laboratuvarda sentezlenmesi için kullanılan sistem yukarıdaki resimde gösterilmiştir dehidrasyon tepkimesinin denklemi aşağıda verilmiştir. Burada etanol var ve bir kataristle başlatılan tepkime sonucu bir miktar etilen ve su elde ediyoruz. Burada da tepkime ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Devam edelim. Bir öğrenci 0,200 gramlık bir C2H5OH yani etanol örneğini yukarıdaki sistemi kullanarak bir test tüpüne koyuyor. Etanol içeren cam yünü işte burada, evet. Bahsettikleri katı katalist de burada. Öğrenci tüpü bir benzen ocağı kullanarak tüp içindeki C2H5OH'ın hepsi buharlaşıp gaz çıkışı durana kadar ısıtmıştır. Isıtma işlemini de burada görebilirsiniz. Bir süre sonra etanol buharlaşıyor ve gaz çıkışı duruyor. Tepkime sona erdiğinde toplanan gaz hacmi 0,822 atmosfer basınçta ve 305 Kelvin'de 0,0854 litredir. 305 Kelvin'de suyun buhar basıncı 35,7 tordur. Burada bir katalist olduğunda etanol tepkimeye girecek ve bu bir dehidrasyon tepkimesi olduğu için de etilen ve su elde edeceğiz. Bu soğuduğunda etilen gazı buradaki üst kısımda toplanacak. Yani gaz halinde olacak. Su da önce buhar halinde olacak. Ama soğuduğunda burada sıvı halde su elde edeceğiz. Şimdi sorulara göz atalım mı? Bizden deneyde üretilen ve gaz toplama tüpünde toplanan etilenin mol sayısını bulmamızı istiyorlar. İkinci kısımda da dehidrasyon tepkimesi tamamlanmış olsaydı elde edeceğimiz etilenin mol sayısını sormuşlar. B sorusuysa etilenin deneydeki yüzdelik verimini hesaplamamızı istiyor. Evet. A sorusunun birinci kısmıyla başlayalım mı? Evet. Deneyde üretilen ve gaz toplama tüpünde toplanan mol sayısını bulmamız gerekiyor. Bize ne demişler? Etanol buharlaşıp gaz çıkışı durana kadar. Öyle değil mi? Tepkime durduğunda buradaki gazın hacmi burada toplanan gazdan bahsediyoruz. Evet, etilen burada toplanıyor ve 0,0854 litreymiş. Hemen altını çizelim. 0,822 atmosfer toplam basınç, sıcaklıksa 305 kelvinmiş. 305 kelvinde suyun buhar basıncını da 35,7 tor olarak vermişler. Suyun buhar basıncını suyun kısmi basıncı olarak düşünebiliriz ve bu bilginin faydalı olmasının sebebi de suyun kısmi basıncıyla etilenin kısmi basıncı buradaki toplam basıncı verecek. Başka bir deyişle bu bilgiyi etilenin kısmi basıncını hesaplamak için kullanabiliriz. Etilenin kısmi basıncını bulduğumuzda da ideal gaz yasasına göre burada kaç mol etilen bulunduğunu bulabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? İdeal gaz yasasını hatırlatmamı isterseniz burada söz konusu olan etilen olduğu için etilenin kısmi basıncı çarpı hacim ki hacmi de burada vermişler mol sayısı çarpı gaz sabiti çarpı sıcaklığa eşittir. Basıncı ne olduğunu az sonra bulacağız. Hacmin ne olduğunu veriyorlar. Gaz sabitinin ne olduğunu da biliyoruz. Burada gaz sabitini ezberlemenize gerek yok. Çünkü çoğu sınavda bu bilgilerin size verildiğini göreceksiniz. Örneğin ben buradaki bilgileri bu soruların bulunduğu sınavın ilk sayfasından aldım ve kolaylık olsun diye buraya kopyaladım. Yani bu değerleri ezberlemeyin. Sorudan bakın. Dediğim gibi gaz sabitinin ne olduğunu buradan alacağız ve hangisini kullanacağımıza da elimizdeki birimlere göre karar vereceğiz. Bir de sıcaklığın ne olduğunu biliyoruz. 305 Kelvin. Şimdi eğer mol sayısını bulmak istersek iki tarafı da R çarpı T'ye bölebiliriz. Bunu yapınca N eşittir etilenin kısmi basıncı yani P çarpı hacim bölü R çarpı T buluruz. Hadi bakalım. İşe etilenin kısmi basıncıyla başlayalım. Etilenin kısmi basıncı toplam basınç eksi suyun buhar basıncına eşittir. Toplam basınç 0,822 atmosferdi. Hemen yazalım. Evet peki ya suyun buhar basıncı bunun 305 kelvinde 35,7 tora eşit olduğunu veriyorlar toplam basınç atmosfer cinsinden olduğundan ve sonucu da atmosfer cinsinden elde etmek istediğimiz için toru atmosfere çevirmemiz gerekecek şuradan devam edeyim suyun kısmi basıncı 35,7 tora eşit bu arada torun da bir basınç birimi olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi Az önce de söylediğim gibi bu tarz şeyleri ezberlemenize gerek yok. Bakın, bu dönüşüm yapmak için gerekli bilgi işte burada. 1 atmosfer 760 tora eşit. Şimdi, sonucu atmosfer cinsinden istediğimiz için buradaki tordan kurtulmamız lazım. Ve bu da bunu 1 bölü 760 atmosfer bölü torla çarpmamız gerektiği anlamına gelir. 35,7 bölü 760. Bu toplam basınçtı. Bundan suyun kısmi basıncını çıkarırsak hesap makinemi hemen çıkarayım. 35,7 bölü 760 kaç eder? 3 anlamlı basamağa ihtiyacım var. Bakalım sonuç 0,0470. Evet bu yaklaşık olarak 0,0470 atmosfere eşit. Toplam basınçtan suyun kısmi basıncını yani 0,0470'i çıkardığımızda da Şunun negatifini alıp 0,822 ile toplayalım. Böylece etilenin kısmi basıncını yine 3 anlamlı basamağa bakarsak 0,775 olarak buluyoruz. 0,775. Hemen denkleme koyalım. Artık mol sayısını bulmaya hazırız. N eşittir 0,775. Bu arada bunun birimi atmosferdir. Bu gibi ayrıntıları asla ve asla atlamamalısınız çarpı hacim yani 0,0854 litre. Bunu bir de R çarpı T'ye bölmemiz lazım. Peki R'nin hangi değerini kullanacağız? Elimizdeki birimler atmosfer, mol ve kelvin olduğuna göre bunun uygun olduğunu düşünüyorum. Basıncı eğer tor cinsinden hesaplasaydık bunu kullanmamız gerekecekti. Evet, R 0,08206'ya eşit. Anlamla basamak sayısı arttı. Şimdilik bir zararı yok ancak daha sonra sonucu 3 anlamlı basamak olarak ifade etmemiz gerekecek. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Bunların 3 anlamlı basamağı var ama bu 4 anlamlı basamakla ifade edilmiş bir değer. Bu arada birimleri de işin içine katmak ve her şeyin doğru olduğundan emin olmak istiyorum. Bunun birimi litre çarpı atmosfer. Böylece bunlar birbirini götürecek. Paydada da mol çarpı kelvin olacak ve bunu bir de 305 kelvinle çarpacağız. Az önce söylediğim gibi buradaki atmosfer bununla, bu litre bununla ve bu Kelvin'de buradaki kelvinle sadeleşecek ve geriye birim olarak sadece mol kalacak. Tam da istediğimiz gibi. Sona çok yaklaştık. Hadi bakalım son bir hesaplama daha. 0,775 atmosfer çarpı 0,0854 litre bölü 0,08206. Ve bir de bölü 305. Evet 305'i unutmayalım. Sonuç 3 anlamlı basamağa bakarsak 0,00264 çıkar. Yaklaşık olarak 0,00264 mol. Doğru yazdım değil mi? Evet, birinci kısmı böylelikle cevaplamış olduk. Deneyde üretilen ve gaz toplama tüpünde toplanan etilenin mol sayısı 0,00264'müş.